İkinci bölüm Turanlı Akatlar. Akatlı Turanlar. Akatlı Turanlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bizim aynı zamanda çok büyük bir öneme sahip olan bütün özellikleriyle birbirine yakın olan ve bilgileri tedarik edeceğimiz Promede çivi yazıtlarıdır. Şöyle açıklamasını yapalım. Aşemenitlerin ikinci yazılarındaki üç dilde yazılmış yazıtlardan faydalanacağız. Buradaki yazıtlarda ortaya çıkan Turanların dilinin bize çalışmalarımızda çok büyük fayda sağlayacağıdır. Buralara arkeolojik kazılar için gelmiş ve buralara yerleşmiş olan bilim adamları şöyledir. Yazın bir kenara. Monsieur Westergaard, Monsieur Solsi, Monsieur Norris, Monsieur Oppert, Monsieur Mortmandir. Bu büyük deha insanların meydana çıkartmış oldukları tarihi gerçekler asla asla şüphe uyandırmaz. Ve kimse de itiraz edemez. İtiraz edemez. Yazın bir kenara. Zannediyorum bizim de yapmış olduğumuz bizim de yapmış olduğumuz tercümeleri de kimse itiraz edemez. Kimse itiraz edemez. Buraların arkeolojik kazılar için gelmiş ve buralara yerleşmiş olan bilim adamları şöyledir. Monsieur Westergaard, Monsieur Solsi, Monsieur Norris, Monsieur Oppert, Monsieur Mortmandır. Bu büyük deha insanların meydana çıkartmış oldukları tarihi gerçekleri asla asla şüphe uyandırmaz. Ve kimse de itiraz edemez. Edemez. Zannediyorum bizim de yapmış olduğumuz tercümelere de kimse itiraz edemez. Burada her şey açıktır. Şüphe götürmez. Burada yapacağımız Türk Turan dilinin kıyaslamasını yapıp Turan dilinin ne kadar doğurgan olduğunu görüp kesin kararımızı vereceğiz. Bu Turan dili komşu olan Kaldede'de konuşuluyordu. Sadece tek dil olarak bütün buradaki aileler Türk Turan dilini konuşuyorlardı. Kaldu. Turan dilini konuşuyorlardı. Heykellerde de bulunan yapıtlarda şu kısmı okuyoruz tekrar. Bunlar çok önemli, çok önemli. Burada her şey açıktır, şüphe götürmez. Burada yapacağımız Türk Turan dilinin kıyaslamasını yapıp Turan dilinin ne kadar doğurgan olduğunu görüp kesin kararımızı vereceğiz. Bu Turan dili komşu olan Kaldede'de konuşuluyordu. Sadece tek dil olarak. Bütün buradaki aileler Türk Turan dilini konuşuyorlardı. Yazıtlarda daha eski çağları gösteriyordu. Ta Akatlara kadar. Akatların dillerindeki ses boşluğu çok fazla değildi. Şimdi biz aynı zamanda çok büyük bir alanda yapılmış olan kazı çalışmalarından çıkan sonuçları elde edeceğiz. Buralarda güzel çalışmalar yapan Monsieur Castren
Monsieur Riet, Monsieur Hunfali, Monsieur Riet, Monsieur Riet, Monsieur Riet, Monsieur Budens ve Monsieur Donert. İsimlere bakın arkadaşlar, isimlere bakın. O zaman bütün dehalar ya, isimlere bakın. Dedim Anadolu her tarafı kazmışlar ya. Her tarafı Irak. Bakın arkadaşlar. Akatlar diyorum ya. Babil her tarafı kazıyorlar ya. Bulunan yazıtlarda daha eski çağları gösteriyordu. Daha Akatlara kadar. Akatların dillerindeki ses boşluğu çok fazla değildi. Şimdi biz aynı zamanda çok büyük bir alanda yapılmış olan kazı çalışmalarından çıkan sonuçları elde edeceğiz. Buralarda güzel çalışmalar yapan Monsieur Castren, Monsieur Schneffner, Monsieur Hunfali, Monsieur Riet, Monsieur Budens ve Monsieur Donert. Bu değerli bilim adamlarının temeli sağlam olan çalışmalarının gruplar halinde dağıldığını görürüz. Aryan dilinin Semitik dilinin aynı metot üzerinden Türk Turan dilinin kıyaslamasının yapılmasıdır. Fransa'da Monsieur Uchevalier ve Monsieur Lucien Adam bu kıyaslamayı yapmışlardır. Benim öncelikle Akatların dilinin dil bilgisinin ana hatlarıyla başlıca mekanizması dahice olan yaratıcılığı. Bu değerli bilim adamlarının temeli sağlam olan çalışmalarının gruplar halinde dağılımını görürüz. Aryan dilinin, Semitik dilinin aynı metot üzerinden Türk Turan dilinin kıyaslamasının yapılmasıdır. Fransa'da bu görevi Monsieur Uchevalier ve Monsieur Lucien Adams bu kıyaslamayı yapmışlardır. Benim öncelikle akatların dilinin dil bilgisinin ana hatlarıyla başlıca mekanizması dahice olan yaratıcılığı ve büyük bireycilik aileteye sahip olan bu Turan ailesini bir formda olması ve bu toplumun konuştuğu dilin olmasıdır. Buna hiçbir uzman akatçı karşı çıkamaz. Çok önemli verilerin ortaya çıkmasıyla çok büyük bir özellik kazanan ve doğal gizemiyle birbirleriyle yakın olan, ilişkili olan, bağları olan gerçeklerin meydana çıkmasıdır. Yazıya dökülmesidir. Ve büyük bireycilik aileteye sahip olan bu Turan ailesini bir formda olması ve bu toplumun konuştuğu dilin olmasıdır. Buna hiçbir uzman akatçı karşı çıkamaz. Çok önemli verilerin ortaya çıkmasıyla çok büyük bir özellik kazanan ve doğal gizemiyle birbirleriyle yakın olan, ilişkili olan, bağları olan gerçeklerin meydana çıkmasıdır ve yazıya dökülmesidir. Görün arkadaşlar. Ve mutlak bir şey vardır ki
Turan dilinin harflerinin nitelik olarak varlığıdır. Şimdi biz bu konuda kendimizi güvence altında görüyoruz ve bundan hiç şüphemiz yoktur. Burada Mösyö Halevi'nin arazi üzerindeki çalışmalarında ses bilgisi üzerine atıflarda bulunmuştu. Mösyö Halevi'nin söylediği şuydu. Biliyoruz ki. Lan bu Halevi var, anlatacağım size. Bu Halevi de felaket adam. Ay, Halevi yok mu? Ve mutlak bir şey vardır ki Turan dilinin harflerinin nitelik olarak varlığıdır. Şimdi biz bu konuda kendimize güvence altında görüyoruz ve bundan hiç şüphemiz yoktur. Burada Mösyö Halevi'nin arazi üzerindeki çalışmalarında ses bilgisi üzerine atıflarda bulunmuştu. Mösyö Halevi'nin söylediği şuydu. Biliyoruz ki. Akatların metinlerindeki isimlerin ve adların kaleme almıştı. Bu akatlardaki yazı sistemi ve dokümanları Asur ve Babillerde de aynıydı. Demiştir. Ve bu yazıtların belli işaretlerin sembollerinin eklemli oynak olduklarını söylemiştir. Bu yazıtların Semitiklere ait olduğunu söylemiştir. Söylemiştir. Mösyö Halevi. Biz de kendisine şu cevabı verelim. Kaldı ki Turanların dillerindeki eklemlerin oynaklığının bütün Turan ailesinde olduğudur. Bu Joseph Halevi var. Felaket bu adam. Asurluk. 1815 Edirne doğumludur. Ha. Edirne doğumlu. Semitiktir kendisi. Yayında göreceksiniz, çok ileriki zamanda hep buraya ideolojik olarak geliyor. Yazıtları hep Semitik olduğunu söylüyor. Hep Semitik diyor ama oradaki bütün dehalar buna cevabını veriyorlar, bu Alevi'ye. Çünkü Joseph Alevi oraya özür olarak göndermişti. Fransa tarafından git orayı karıştır diye. Kazı çalışmalarını karıştır diye. Orada git Semitik iddiasını ortaya at demişlerdir Alevi'ye. Joseph Alevi. Ama neyi almıştır? Üçün birini almıştır. Karşımıza devamı çıkacaktır. Bu terbiyesiz, küstah adam ki Edirne doğumludur. Hepinize saygılarımı sunarım. Görüşmek üzere gelecek bölümde. Hoşça kalın.